Evet, 2001 ekonomik krizini başbakanlığın önünde atılan yazar kasayla hatırlıyoruz. Ancak bugün yaşanan ekonomik kriz toplu intiharlarla tarihe geçecek ve öyle hatırlanacak. Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizinden geçiyoruz. 2022 senesinin 2021'den çok daha ağır geçeceği görülüyor. Çünkü saray rejimi hala Türkiye'yi bu ekonomik krizden çıkartacak üretime yönelik adımları atmaktansa batan geminin malları mantığıyla Türk milletinin elinde kalan son zenginlikleri Arap şeyhlerine peşkeş çekme peşinde. TÜİK. Kısa adıyla TÜİK. Dün vatandaşa sahada sordum. Hiç kimse TÜİK'e inanıp güvenmiyor. Siz TÜİK'in açıklamalarını gerçekçi buluyor musunuz? Hiçbir açıklaması ciddiye alınabilecek durumda değil. Ve TÜİK'in bugünkü yöneticilerinin tamamı ileride mahkeme önünde Türk milletine yalan söylemeklerinden ötürü hesap verecekler. Zannediyorlarsa bu devir bitmeyecek. Beyler, size buradan mesajı veriyorum. İyi alın bu mesajı. Göreceksiniz ki çok kısa zamanda hepiniz mahkeme önünde bugün söylediğiniz yalanların bedelini ödeyeceksiniz. Çünkü siz Türk milletine bilerek yalan söylüyorsunuz. Türk milletini kandırıyorsunuz. Alet oluyorsunuz. Rakamları gizliyorsunuz. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nde çalışanlar. Evet. 900 bin kişiye vatandaşlık verildi. Sizin büyük bir bölümünüzün bunun bu sayıyı bilmediğinizi ben biliyorum. Çünkü bilmenizi engelliyorlar. Çok küçük bir grup biliyor gerçek sayıyı. WhatsApp gruplarınızda nasıl baskıların yapıldığını sayılarla ilgili açıklanmasın diye onu da biliyorum. Ama bir gün emin olun anonim şirkete çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti tekrar Türk Devleti'nin geri döndüğü günleri yaşayacak. Ve o zaman sizler de namuslu bürokratlar olarak rahat bir nefes alacaksınız.